Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ayın kaçı aşkım bugün? 7'si galiba. Bakayım. Aynen, bugün 7 Nisan pazar. Dün biz aslında Siirt Deliktaş'a gitmiştik ama bugün de orada tekne turu olduğunu öğrendik. Oraya Botan gideceğiz. Yani. Aynen, Botan Barajı'nda tekne turu varmış. Oraya gideceğiz. Hazırlandık. Gel eşim, sen de kendini göster. Kocacığım. Aynı renk pantolon giydik ama o beyaz giydi. Ben siyah giydim. Böyle. Heyecanlı evet. Mısın? Yok, heyecanlı değil. Ama tekne turunda daha önce hiç çıkmadım. Hiç gitmedim, bilmiyorum. Antalya'da gittik aşkım. Ya öyle, o tekne turuyla bu tekne turu çok bir farklı. Bir değil tabii, tabii ki, aynı. Bakalım, biz de merak ettiğimiz için gidiyoruz. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Onu söylemeyi unuttum. Böyle arkadaşlar, hazırlandık. Şimdi çıkacağız. Bakalım, orada da çekmeye çalışacağım. Eşimin arkadaşıyla gidiyoruz çünkü. Bir de onun eşi gelecek. Çocuklar falan da var. Hani biraz bir tık böyle utanabilirim ama elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Asansörümüz. Asansörde çekmesem olmaz. Böyleyiz. Montumuzu aldık bu sefer çünkü soğuk bugün, yağmurlu hava. Görüşürüz. Dükkan güzel mi? Ne kadar güzel. Çok esiyor. Cam teras. Çok korkunç bence. Aşkım, önünden yürü. Telefonu iki elinde tut. Tutuyorum. Ay, çok korkunç. Aşağıya bak. Ay. Ay. Yemek yemeye orada evine geldi. Çekemiyorum orada. Çok utanıyorum. Mahalle Siirt'te çok güzel bir yer. Tatlı bir yer. Bu kadar mıydı aşkım? Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Neredeyiz? Siirt Park AVM'deyiz. Göster şurayı. Herkese bir ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Nisan pazartesi. Eşim evde yok. Nöbetçi bugün eve gelmeyecek. Yarın sabah eve gelecek. O yüzden bugün yalnızım. Bir tık üzgünüm. Sabah uyanır uyanmaz böyle kendi kendime böyle hani ağlama moduna girdim. Ama artık iyiyim şu an. Ve 3 gündür biliyorsunuz ki 2 gündür, cumartesi pazar ders çalışamadım. Soru çözüm şeylerini de kaçırdım.
O yüzden bugün birlikte 3 dersin soru çözümü için sorularını çözeceğiz. Görsel sanatlardan var 2 hocanın ayrı ayrı testleri ve müzik eğitiminden var 1 test. Bunları çözeceğim. Daha sonra da tek tek çözümlerini izlemeye başlayacağım. Daha sonra da tarihle günüme devam edeceğim. Bugünlük planlarım böyle arkadaşlar. Dün neler yaptığımızdan bahsedeyim. Videoyu ilk açtığımızda tekne turuna gideceğiz demiştik. Gittik, tekneyi gördük ama tekne turuna çıkamadık. Çünkü Ramazan dolayısıyla tekne turu yapmıyorlarmış. Teknenin içine girdik, biraz orada oturduk işte. Ondan sonra Tillo'ya gittik. Tillo'da da bir park varmış, oraya gittik. Cam teras varmış böyle bayağı uçurumda, oraları çektim zaten korka korka, güzeldi, oraları gördük. Daha sonra da Ordu evine yemeğe gittik. Ordu evinde iftarımızı yaptıktan sonra da tatlı yemeğe gittik, muallaya. Çok güzeldi tatlısı, ben çok beğendim. Gerçekten başarılıydı yani. Ben Mebrure yedim. Galiba adı Mebrure'ydi, tam hatırlamıyorum. Eşim de Macide yedi. Bayağı iyiydi, sevdik yani. Ondan sonra da bowling'e gittik. Bowling'de video çektim mi hatırlamıyorum. Galiba çekmedim. Bilmiyorum, çektiysem koymuşumdur zaten. Bowling'e gittik. Bowling oynadık. Tabii ki de yenildik. Daha sonra da eve geldik. Artık günümüzü kapattık. Güzel bir gün geçirdik. Bugün eşim yok. Yarın sabah gelecek. Yarın iftara evde yaparız büyük ihtimalle. Kuru fasulye pilav yapmayı düşünüyorum yarın. Bir de tavuk yaparım. Tavuk kalmıştı. 2 parça, onu da kızartırım. Yarınki iftarımız böyle olacak. Daha sonra da kendime elbise aldım. Bir dakika, onu göstereceğim size. Mardin'e gideceğimiz zaman onu giymek için aldım. Bu arada Mardin'e gideceğiz ama günübirlik gideceğiz. Kalamayacağız. Eşimin arkadaşıyla ve onun eşiyle, çocuklarıyla birlikte gideceğiz Mardin'e yine. Sabah erkenden çıkarız dedik. Saat 6.30 gibi falan. 10 gibi orada oluruz. Daha sonra da akşama kadar gezeceğiz. Ondan sonra da geri döneceğiz. Çünkü eşimin maalesef onunda da işe gitmesi gerekiyor. O yüzden 12'sinde de gidecek zaten. O yüzden biz de böyle bir şey yapmayı planladık. İnşallah yine bir sıkıntı çıkmazsa böyle bir planımız var. Neyse, Mardin'e giderken giymek için elbise aldım. Onu göstereceğim. Bekleyin hemen. Evet, geldim. Böyle bir elbise aldım arkadaşlar. Slopet. Çok güzel. Bahsetmiştim zaten size bundan istiyorum diye. Bunu giyeceğim. Yani beyaz tişörtüm yok. Body'm yok yani burada. Siyah var. Büyük ihtimalle siyah giyerim. Zaten altına kilot çorap giyeceğim. Havalar daha burada o kadar ısınmadı. Böyle. Bunu aldım. Çok da beğendim. Kısa, uzun değil. Şöyle şeyleri var işte. Bunu giyeceğim. Biraz böyle ne bileyim. Giyeceğim işte ya. Bunu sevdim. Bunu aldım arkadaşlar. Bakalım, zaten o gün giydiğim zaman da gösteririm size. Umarım beğenirsiniz. Eşim de zaten kendisine gömlek almıştı. Onu giyer büyük ihtimalle. Hava soğuk olursa üstüne montunu da giyer tabii ki. Pantolon, gömlek yapar yine. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben şimdi hızlıca kitabımdan görsel sanatlar dersine başlıyorum ve çözüyorum. 3 testim var. Yaklaşık 100 soruya yakın soru var. Belki daha fazla da olabilir. Tam bakmadım. Onları çözüp geliyorum. Üzerinde çok sayıda örneklem üzerinde çalışmış. 1,5 milyona yakın çocuk resmini incelemişti. Ama incelediği bu 1,5 milyon çocuğun yaş aralığı 1-4-1-5 aralığı gibi bir şeydir. Yani 1 yaşından 5 yaşına kadar çocuklar incelemişti. Oysa var mı sen? İşte çocukluktan başlıyor arkadaşlar. Ta şeye kadar gidiyor. İşte 12-13 yaşlar, 15 yaşlar, yani ergenliğe kadar, bir döneme kadar çocukların çizgisel gelişimi daha geniş ve daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiş. O yüzden Lauerfeld'in teorisinden daha çok soru geliyor. Hatta şu ana kadar okuduğumca öğretmenlerine her sınavda
bir soru geliyor arkadaşlar. Bir soru kesin geliyor olmalı zaten. Ve bu bir soru şu ana kadar sadece nereden geldi biliyor musunuz? Şema öncesinden geldi. Nedeni de şu, yaş aralığının okul öncesi döneme denk gelmesi aslında. 4-7, 2-4 yaş aralığı karalama, 4-7 yaş aralığı şema öncesi, 7-9 yaş aralığı şematik dönem, 9-12 yaşlar arası gerçekçi dönem ve 12 yaştan sonrası da 12 artı diyoruz, 12-14-15 bazı kaynaklarda doğalcı evre olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bu nedenle karalama şöyle öğretmenin, Kutlu'ya ismi Kutlu olan öğretmenin, karalamanın bir kısmı aslında. Şimdi erken çocukluğu bir bütün olarak değerlendirirsek aslında daha 2 yaşından itibaren işte 8-9 yaşa kadar yani ilkokula kadar devam ederim. Okul öncesi dönem dediğimiz... Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İki testimi çözdüm. Birini kontrol ettim, diğerini etmedim. Diğer üçüncü testimi de çözmedim daha. Şimdi tarihe başladım. Bir iki video falan tarih dinlemeyi düşünüyorum. Hatta 3 video. O 3 videoyu dinledikten sonra tekrar diğer sorumu çözeceğim ve cevaplarına bakacağım. Görüşürüz. Hayır. 8-1'le yenilen taraf ben oldum. Ama şeyde baktığın zaman, Kurtuluş Savaşı'nda da baktığın zaman, tamam, Güzel Sıçra'da yenildim diye Kurtuluş Savaşı'nı ben mi kaybettim? Hayır. Diğer 4 savaşı yendim ve ben kazandım. Anlaştık. O soru tipinde cevabınız ne olacak? Çanakkale'den Güzel Sıçra olacaktır. Aklına yaptım. Bütünden parça çıkarttım. Şimdi tek tek başlayacağız. Taarruz. Burayı bazen ÖSYM sınırlarımız içinde, sınırlarımız dışında işte yardım, taarruz, savunma falan diye soruyor. Taarruz amaçları da bak. Genelde de ne sorun biliyor musun? Savunma amaçlı cepheler. Hangisi savunma amaçlı cephe değildir? Bak 4 tane. Doğru 5.'yi sor. Klasik ÖSYM tekniği, taktiği doğru. O yüzden böyle pıt 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 ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Tamam. Şimdi geldim. Burası tamam mı? Hadi bismillah. Taarruz amaçlı cephelerin Kafkasya'yla başlayalım. Bayram hangi var değil? Son dönemlerde çok güzel yerlere seyahat ettim. Çok güzel ülkeleri gezdim. Bu seyahatlerimde eksikliğini fark ettiğim bir şey oldu ki İngilizcemin yeter... Bunda mıyım? Tamam. Hay bismillah. Geldim neye? Kafkasya cephesine. Nereden bu Kafkasya? Neresi Kafkasya? Aa tahtına bunu farz et. Anadolu bitti mi? Karsal'da Anadolu var, o bitti mi? Oradan sonrasında ne başlıyor? Kafkaslar başlıyor. Kafkaslar geçtiniz mi? Has memleketimiz nereye geliyorsunuz? Orta Asya'ya geliyoruz. Anlaştık? Cephe. Dursun. Şimdi Kafkasya cephesi. Bu cephe Osmanlı'nın açtığı ilk cephedir. Osmanlı'nın açtığı ilk cephe. Ne amaçlı? Saldırı, taarruz, kazanma, toprak alma. Bu amaçla gittik. Tamam. Kimin gazıyla? Almanların gazıyla açtık bu cepheyi. Tamam mı? Fiyatlar teserde gelir. Osmanlı'nın arası içe bağlısın. Merhabalar arkadaşlar. Yeniden ben geldim. Bir tık böyle ağladım geldim. Yani tarih dersi dinliyordum aslında ama Celal Hoca sağ olsun ağlattı beni. Sağlık olsun diyelim. Ama şu an iyiyim. Kendime şöyle bir kahve yaptım. İftarımı da yaptım. Güzel bir kahve içeceğim inşallah. Bundan sonra... Yani tarihle devam ederim diye düşünüyorum. Bir de son bir testim kaldı. Onu çözerim. Yani uyumazsam sonra kadar da tarih testi çözerim diye düşünüyorum. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden videoyu burada kapatmak istiyorum. Size veda etmeye geldim arkadaşlar. Yani Celal Hoca gerçekten öyle bir anlatıyor ki çok duygulu anlatıyor ve tam da işimin gideceği ana denk geldiği için bir tık daha böyle yoğun hissettim o duyguları. O yüzden böyle arkadaşlar. Kaç kere duygu dedim bilmiyorum ama duygulandım. Neler yaptım zaten siz de gördünüz. Sorularımı çözdüm. Çözümlerini dinledim. Bir testim kaldı çözmediğim. Onu da çözeceğim. Daha sonra tarihle devam ettim. Tarihten bir video daha izlemek istiyorum. Dediğim gibi o videoyu da izleyeyim. Onu da izledikten sonra son testimi çözeceğim. Müzik eğitimi testini çözmemiştim biliyorsunuz ki. Onu çözeceğim. Daha sonra da sabaha kadar uyumazsam tarih çözerim. İşte paragraf belki çözerim. Yani çözebildiğim kadar çözerim. Yalnızım zaten. Planlarım böyle arkadaşlar. Bugünü kapatıyorum. Yarın Arife günü bir vlog başlatırım diye düşünüyorum. Belki de başlatmam bilmiyorum. Mardin'de çekeceğim ama kesin yani orası. Bir de sizden bir ricam var. Mardin'de hani şuraya da git, bak buraya mutlaka git dediğiniz bir yer varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Oraya gittiğimiz zaman hani ne yiyelim, nereleri gezelim bunları yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ben bir tık böyle internetten araştırdım tabii ki ama yine de sizin de yazmanızı istiyorum.
Hercai Konağı'na da gitmek istiyorum. Mutlaka inşallah nasip olursa buralara gideceğiz arkadaşlar. Böyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.